Sanatın her an yer verdiğimiz kültür mantarına hoş geldiniz. Bu hafta Nergis Öztürk ve Cemal Toktaş'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun diyelim biz. Taşra Kabare'yi kurdunuz. Teşekkürler. Biraz çıkış fikrini soracağım. Çünkü hani pek çok şirket var, pek çok yapım firması var, tiyatro ekibi var. Ama siz hepsini bir araya getirerek bambaşka bir şey oluşturdunuz sanki. Biraz sizden dinleyelim öyküsünü. Evet, Taşra Kabare şöyle, Nergis'le bir araya gelmeden önce ayrı ayrı hayallerimiz olan, bir araya geldikten sonra o hayallerin birleşimi olan bir ürün, bir yapım merkezi. Bu yapım merkezinin içinde işte tiyatro oyunları, televizyon programları, sinema filmleri üretmeyi planlıyoruz. Dünya görüşü bizle aynı olan arkadaşlarla bir arada kolektif bir şekilde işler üretmeyi planlıyoruz. Bir yapım merkezi olarak kurduk. İlk iş olarak da bir tiyatro oyunu sahneye koyarak başladık. Temizlik işleri adıyla biz izledik. Büyük bir beğeniyle karşıladık aslında. Hani kendi adıma en azından onu söyleyebilirim. Bir izleyici olarak hani pek çok şey düşündüğüm bir oyun oldu. Biraz aslında konusunu belki hani bilmeyen izleyiciler için de bahsetmek, sonra da hani biraz içeriğine yönelik sorular sormak isterim. Eyvallah. Temizlik işleri bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir diyarda çok ünlü bir şahsiyetin evinde geçen bir oyun. O evin temizlikçisinin başına gelen bir takım olaylar üzerine kurulu bir oyundur. Bu arada aslında biraz karakterlerinizi de soracağım. Çünkü yani bir karakteri izlerken aslında o bir komşu değil ya da o bir temizlik işçisi değil. Aslında ülkenin hani pek çok yerine dokunan konuşmalara sahip insanlardı. Biraz anlatın. Mesela sizin canlandırdığınız bir karakter vardı ki muhtemelen her mahallede var değil mi onlardan? Evet. Ya evet, onu söylemekte bir sakınca yok. Bizim karakterlerimizin hiçbirinin ismi yok. Dolayısıyla da böyle hani belli bir kişiyi temsilen yazılmış roller değil. Benim karakterim kimliği belirsiz kişi. Adından da anlaşılacağı gibi kimliği belirsiz bir kişi kendisi. O yüzden her mahallede, her pencereden çıkabilecek ya da her kapının arkasında yani konuşulan şeyleri açığa çıkarabilecek ve öyle bir karakter, kimliği belirsiz kişi. Ve içinde evet dediğim gibi herkes var ama işte bu ne kadar var, ne kadarı yok onu böyle izleyince anlamak lazım yani. Şu anda çok çok açıklamak da çok iyi olmayabilir. Biraz... Ama kimliği belirsiz kişi yani, hani eğer oradan anlayacak olursak. Biraz sizin karakteriniz de aslında hani hep hayatın bir anında yaşarız ya. Ya bunların hiçbiri benim suçum değil ama benim başıma nasıl geliyorlar? Tam da onu cevaplıyor sanki. Siz nasıl hissediyorsunuz o roldeyken? Temizlikçi. Sizin de söylediğiniz gibi hepimizin hayatında zaman zaman, son dönemlerde çoğu zaman yaşadığımız duyguları yaşıyor temizlikçi. Onun adı da temizlikçi. Herhangi bir ismi yok başka. Temizlikçi. Bizimkiler aslında hem kişi karakteri olarak, yani tip karakteri olarak ele alınmış oyun kişileri diyeyim. İçindeyken nasıl hissediyorum? İşte güncel hayatımda bazen nasıl söyleyeyim? İşte anlaşılmadığım veya kendimi doğru olarak dile getirme fırsatı bulamadığım durumların bir şekilde sağlaması oluyor. O yüzden rol kişisi içindeyken kötü de hissediyorum ama genel anlamda iyi hissediyorum. Peki şimdi yapım firmasına soracağım. Taşra Kabare çok aslında böyle belirgin bir isim. Neden böyle bir şey tercih ettiniz? İsmi Taşra ve Kabare olmasında... Evet, kabare yapmayacağız tabii ki, kesinlikle sadece. Taşra bizim için çok şey ifade ediyor. Hani orada bir sıfat gibi aslında taşra. Yani hani sadece işte Anadolu'nun bir kasabası ya da işte bir köy ya da bir kenar mahalle gibi bir yer değil. Yani bir şey değil bizim için taşra. Taşralılık duygusu bizim içimizde çok sık barındırdığımız bir şey. Taşra'nın ismi o yüzden Taşra. Kabare'de evet, bir gün kabare yapmak istiyoruz biz. İleride çok bundan bir sonraki hayalimizi
gerçekleştireceğimiz bir şey o. O yüzden Taşra Kabare diye kurduk. Bir yapım merkezi olması, yani yapım merkezi diye adlandırmamız, çünkü bir yapım firması değil bu. Hani öyle bir tabii. yanlış anlaşım olmasın. Yapım merkezi çünkü hani bir gün yani bizim yapmak istediğimiz işler var. Ve bu sadece tiyatro değil. Ama bu bunlar aslında belirli şeylerde, yani şu anda birkaç tane projemiz var. İçinde sinema filmi de var, içinde televizyon programı da var. Hani baktığımızda bu bütün hepsini bir araya getirecek bir cümleye, bir kelimeye, bir şeye ihtiyacımız vardı. O da bir yapım merkezi diye adlandırdık onu. Çünkü içinde hepsi olacak inşallah, yani yapabildiğimiz sürece. İşte tiyatroda ikimiz de tiyatro kökenliyiz, tiyatro mezunuyuz ve hani Cemal'in yazdığı bir oyun bu. Onun başka oyunları da var yazdığı. Hani en iyi bildiğimiz yerden başlamak oldu bizim için aslında. Tiyatro hep içinde olacak, bizim yaptığımız işlerin bir köşesinde hep tiyatro olacak. Peki mesela şeyi sorsam, sizin kendi kişiliğiniz içinde, benliğinizde, yani hayatınızda taşla neyi ifade ediyor? Belki hani yaşadığınız, küçükken doğduğunuz yer, belki işte gittiğiniz bir an, hani işte kasaba, herkesin kafasındaki kasaba farklıdır ya, sizin için. Valla ben zaten hani köy kökenliyim. Cemal de öyle. Hani bu bir benim çok uzak olduğum bir şeydi. Ben 97 senesinde geldim İstanbul'a. Sonra da okul için Ankara'ya gittim ve 5 sene sonra tekrar geri geldim. Hani benim en büyük yaşadığım şehir Bursa'ydı o zamana kadar. O da her yere yürüme mesafesinde gidiyordum yani. Ben hani benim zaten bildiğim şey, onun da geldiği yer öyle bir yer. O yüzden hani ifade ettiği şey, hani ailem, çevremdeki insanlar, yaşadığım yer hep oradan geliyor. Yani taşra bir yani kavram olarak ele aldık Nergis'in de anlattığı gibi, bence de taşra yani bir nevi özgürlük anlamına geliyor bizim için. Samimiyet, misafirperverlik ve hoşgörü anlamına da geliyor bizim için taşra. Ben de bunları ekleyebilirim. Peki ekibi biraz soracağım. Çünkü muhtemelen çok değişecek. Sadece oyuncular olmayacak. Belki başkaları da girip çıkacak. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Şimdi bu ekipte tiyatro oyunundaki arkadaşlarımızın hepsi bizim birlikte çalıştığımız ya da birlikte okuduğumuz, uzun yıllardır arkadaş olduğumuz insanlar. Ve zaten yazarken kendi kişilere yazılmış karakterlerdi. Yani hani işte temizlikçinin karısını biz Yeliz'le üçümüz 2 sene dizide çalıştık, Yeliz Kulancı'yla. Hani ona yazılmış bir roldü. Diğer karakterler de öyle. Onu örnek veriyorum sadece. Bundan sonraki işte hani biz de dahil, eğer orada uygun bir şey varsa olacağız. Ama hani şimdi yakında bir müzik videosu çekmek gibi bir hayalimiz var. Orada işte bizim çok sevdiğimiz fotoğrafçı arkadaşlarımız var. Mesela onlarla birlikte çekmeyi düşünüyoruz o işi. Ondan sonra yapacağımız bir televizyon programı var. Onu ailemizden başka biriyle çekmeyi düşünüyoruz falan gibi. Yani hani içinde gerektiği zaman bulunacağı ya da arkadaşlarımızın ya da insanların bulunacağı işler olacak. Hani biz de hepsinde biz oynayacağız, biz yapacağız gibi bir hayalimiz yok açıkçası. Biz sadece hani yapmak istediğimiz şeyi belirliyoruz yani. Neyse o. Hani onun içinde bizim var olmamız gerekiyorsa biz var olacağız. Başka birileri olması gerekiyorsa da başka birileri olacak. Yani totalde de şöyle bir bakış açımız var. İlla Nergis'in dediği gibi biz olacağız diye bir şey yok. Böyle bir yapım merkezi kuruldu. Kesinlikle her projesinde olmayacağız. Yani olacağız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda biz burayı böyle bir yapım merkezi kurduk, dışarıda başka işlerde çalışmayacağız anlamına da gelmiyor. Bundan sonraki projelerde şöyle çalışmayı planlıyoruz. Yaptığı işi severek yapan ve yaptığı işi en iyi şekilde yapmak için çabalayan insanlarla bir araya gelmek gibi bir derdimiz var aslında. Çünkü günümüzde birçok alanda bunun karşılığını görüyoruz. Atıyorum evde musluk tamir etmeye gelen bir ustada bile başımıza gelebiliyor. Sadece o işi yapmış olmak ve bizden daha fazla para alabilmek ve hemen oradan uzaklaşabilmek adına bir çaba var. Bizim genel anlamda böyle bir derdimiz var. Yani hani Taşra Kabare çatısı altında buluştuğumuzda önemli olan şey tabii ki çıkan işin kalitesi, ama ondan önce o iş çıkana kadar yaşadığımız süreç ve o süreçte aldığımız, birlikte olmaktan aldığımız keyif aslında. Durumumuz bu yani. Dileriz nice keyifli işlere imza atarsınız. İnşallah. İnşallah. Bu arada güzel güzel sohbet ediyoruz ama belki bir kahve çay yenileme molası vermek de lazım.
lazım olur izleyiciler için. Bir müzik arası verelim. Sizden böyle bir şey alalım. Kimi dinlesek, dinletirsek. Barış Manço'dan Dral Dede'nin düdüğünü dinleyelim. Bu şarkıyı ben bu temizlik işlerin oyununu yazarken tekrar dönüp dinlemiştim. Benim için çok önemlidir. Barış abiye de buradan selamlar olsun. Aranın ardından devam edeceğiz sohbeti. Bu güzel müzik arasının ardından biz konuşmaya devam ediyoruz. Ya şey soracağım, şimdi sahneniz yok ama aslında bir sürü sahneniz var. Nasıl oluyor bu ayarlama işi? Çok zorlanıyor musunuz? Çok zorlanılıyor. Yani herkes çok zor. Ya sahne bir tiyatro kurulduğunda ya da herhangi böyle bir yer, yani tiyatro için konuşuyorum şu anda. Sahnesi olunca çok büyük bir rahatlık oluyor. Sahne olmayınca da şöyle bir durum oluyor. İşte oyunu çalışıyorsunuz, oyun çıkacak ve sahne aramaya başlıyorsunuz ve çok fazla sahne yok oynayabileceğiniz. Tabii şöyle, yani alternatif küçük küçük sahneler açıldı ama mesela hani sen geldin gördün, bizim oyunumuz küçük bir sahnede oynanamaz. Ama diğer büyük sahnelerin de programlarına girmek çok zor oluyor. Tabii bizim için çok büyük şans Moda sahnesinde oynamak. Bize de böyle hani orada yer verdiler. Ve sahne Buhşehir'de oynayacağız. Yani çok büyük şans oldu iki sahneyi de bulabilmek. Ama o bulma süreci biraz zor oluyor bütün ekipler için. İnşallah için daha çok sahne. Yani bu da şöyle bir durum getiriyor. İnsan hani bu süreci yaşarken hani bir sahnem olsun duygusunu çok fazla yaşıyorsun. Peki ilerisi için bir şey düşünüyor musunuz? Kendinize ait bir sahne, belki bir merkez, hani öyle bir şeyler var mı aklınızda? Sadece sahne değil ama bir hayalimiz var. İşte nasıl o yani? Bir sonraki. Onu anlatamayız. O zaman tekrar gelirsiniz inşallah. Tekrar buluşuruz. Belki mekanda yaparız inşallah. Evet. İnşallah. Peki şey soracağım şimdi. Yeni oyunlar gelecek mi? Var mı hazırladığınız, yazdığınız? Ya da böyle mesela işte oluyor ya, birikmişim var. 10 tane oyunum var aslında falan. Ha, keşke olsa o. Kim onlar? Cemal'in var aslında yazdığı oyun. Fakat ortaya çıkartmıyor. Ben biraz ısrar ediyorum onu tekrar yazsın diye. Çok çok eskiden yazdığı bir oyun ama bence hala güncel. Ama birkaç tane projemiz var şimdi oyun olarak. Ama henüz net olarak hangisini yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. İçinde kabare de var. Oo. Evet. Benim ama şimdi işte daha önce de oynadığım Engin Epiler'i ile ben başka bir tiyatroda başka bir oyuna başlayacağım. Yani aynı zamanda başka oyunlarda tabii da izleyebilecek izleyiciler sizi. Tabii ki. Aynen. Peki sinema nasıl? Bunun neresinde bu işin, sinema var mı? Sinema tabii ki yani çok önemli bir yerinde ama sinema yapmak biraz daha büyük bütçeler istiyor. Onun için bakalım, yani ilk önce hikayemizi oluşturursak, yani kafamızda bir hikaye var ama tam o da net değil. Hani o biraz daha büyük bir yükün altına girmiş oluyorsunuz. O yüzden onu birazcık daha rölantiye aldık açıkçası. Ama o da olacak. Peki nasıl hissediyorsunuz? Çünkü Türkiye'deki ortama baktığınızda yeni sahne çok az açılıyor. İşte devlet yatırımları bir yere kadar yeterli geliyor ya da gelmiyor. Çünkü büyük ekiplerden bahsediyoruz. Ve yani sahne durumu sıkıntılı. Ve siz birden böyle bir hem tiyatro yapacağız hem kültür sanat yapacağız diye bir işe aslında biraz hani ufak bir delilik de var sanki işin içinde. Evet ama aslında ufak ufak bir sürü gruplar var. Yani hani sahne açılmıyor olabilir ama yine var açılan sahneler. Fakat şu son zamanlarda çok fazla tiyatro grubu ortaya çıkmaya başladı. Bu da bence demek ki böyle bir şey ihtiyaç var. Bir geri dönüş yaşanıyor çünkü. Aslında delilik değil yani hepimizin, yani hani açan insanlar için söylüyorum. Bu bizim mesleğimiz, yaptığımız bir şey. Hani böyle bir durum, yani böyle bir ortamda bunun cesaret olarak algılanıyor olması aslında çok üzücü. Çünkü olması gereken bu. Ama hani biz de böyle bakabiliyoruz. Ay çok büyük cesaret diye. Tabii biz uzaktan İnşallah çok daha güzel. Tabii tabii. Hayır ama cesaret diye adlandırılıyor böyle tabii. Bir ortamda yaşadığımız için ama bir geriye dönüş var ve bir ısrar var ve ben bu ısrardan çok güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü tarihte de böyle toplumlar ne zaman hani sanatın en üretken ve en yoğun olduğu dönemler toplumun ve ülkenin daha böyle kaos içinde olduğu zamanlar, böyle kaoslardan çok güzel sanat eserleri çıkıyor. Umarım çok daha güzelleri çıkacak.
durmayacağız yani. İnşallah. Peki aranızdaki ilişkiyi biraz soracağım. Çiftsiniz, evlisiniz ve hani ortak bir iş yapıyorsunuz. Nasıl paylaşabiliyor musunuz? Bir de ikiniz de iyi oyuncularsınız. Hani bunların bir sıkıntısı oluyor mu bilmiyorum aynı işi yapıyorken. İş yapıyorken bize bunların artısı var. Biz yani birlikte olmadan önce zaten 2 sene bir işin içinde çalıştık. Bir dizi setinde çalıştık ve bir dizi setinde çalışıyor olmak 7/24 o çalışma koşulları çok ağır dizi setlerinin. Ve orada başarabildiysek her yerde başarabiliriz. Ama bizim yaptığımız biz birbirimize destek oluyoruz bu açıdan. Yani hani tamamlıyoruz. İşte birimiz negatif olduğunda diğerimiz hemen pozitif oluyor falan ve bu kendiliğinden oluyor. Bizim için keyifli. Ya bir de az evvel verdiğim örnek gibi bize iş gibi de gelmiyor yani. Evet tabii öyle bir şansımız var. Birlikte üretmenin tadı başka. Yani çok eğleniyoruz aslında. Eğleniyoruz. Hiçbir dezavantajını görmedik bugüne kadar. Aslında i̇nşallah avantajı da, da var. İnşallah da olmaz. Peki temizlik işleri devam edecek mi sahnelerde oynamaya ve Anadolu ile ilgili bir düşünceniz var mı? Gidip gelecek misiniz mesela ya da ileriki bir program için mi düşünüyorsunuz? Temizlik işleri devam edecek evet. Kasım ayı içinde 19'unda sahne Pulşehri'de Taksim'de, 25'inde Moda sahnesinde, 26'sında tekrar sahne Pulşehri'de oynayacağız. Aralık ayı programımızı da sosyal medyadan bizi takip eden izleyicilerimiz programımızı görebilirler. Kasım Aralık ayında daha çok İstanbul içinde olmayı planladık şu an ama Ocak ayı yani 2016 itibariyle Anadolu'ya açılmayı, diyeyim, oradaki seyircilerle buluşmayı çok istiyoruz. Onu da çalışmalarına yavaştan başladık. Evet, mutlaka gideceğiz. Yani Anadolu'ya. Gideceğiz öyle ya da böyle gideceğiz. Aynen. Bu kadar kararlıysanız dilerim hani hepsine gidersiniz, pek çok şehre gidersiniz, pek çok kasabaya İnşallah, gidersiniz. İnşallah çünkü görmelerini çok istiyoruz. Evet. Oyun biraz da onlara. Değil mi? Evet onlara da. Çok teşekkür ederiz biz. Biz teşekkür ederiz. Ben son olarak bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Temizlik işleri oyununda... tamam biz oyuncular olarak sahne önündeyiz ama sahne arkasında bize destek olan arkadaşlarımıza bir daha tekrar teşekkür etmek istiyorum buradan. Özellikle yönetmenimiz Ali Altuğ, sahne tasarımcımız Taciz Ersevinç, ışık tasarımcımız Kemal Yiğitcan'a, müziklerimizi yapan Melih Balta ve Oytun Namoğlu'na, afiş tasarımcımız Emre Parlak'a buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de size katıldığınız için programa. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kültür Mantarı'nın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.